Herkese selamlar. Bugün Çorum Merkez Karahisar köyündeyiz. Yanında Kemal Bey var. Evet, hoş geldiniz. Çorum'daki çoban kardeşlerimizden bir tanesiyle evet, beraberiz. Nasılsın Kemal? Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, kardeşim. Teşekkürler. Ben de Samsunluyum aslen. Evet. Burası da bizim bir memleket sayılır. Aynen öyle. Çok aynen. Yakın. Yoldan geçerken genelde uğruyoruz zaten evet, Çorum'a. Evet. Hoş geldiniz, iyi gitmişsiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Ya ben bizim memlekette genelde böyle karayaka görürüm. Evet. Merinos falan denk gelir. Sakız evet. Falan kırmaları denk gelir ama sen birebir kangal besliyorsun kangal. Abi. Bizim zaten bu yöremize özgü Çorum iline de genellikle kangal akkarman ırk hayvanları yetiştiririz. Biz. Buralarda oluyor o zaman. Buralarda genel zaten bizim %90-95'imiz akkarman kangaldır. Yani merinostur, karayakada biz yapamayız. Yani bizim iklimimize göre, pazar alışverişimize göre akkarama kangal daha iyi satılan, tutulan bir hayvandır. Mesela Amasya bölgesine geç, merinostur, karayakadır o taraflarda. Bizim Ladik'te şey oluyor, karayaka oluyor. Evet, o taraflarda öyle. Mesela Samsun, Ladik, Amasya bölgelerinde genelde merinostur, karayaka ırkları yaygındır. Ama bizim Çorumlu iline, Sivas, Yozgat bu illerimize akkarama kangal ırkı yaygındır. Bizim hem iklimimize göre hem de verim şartlarımıza, arazi şartlarımıza göre akkaraman ırkı, kangal ırkı daha verimli olduğu için bu hayvanları yapıyoruz biz. Burada üretimini yapıyoruz. Yanıma bir gelir misin kardeşim? Sen de bir gir araya. Atta gördük seni de at yani, koştururken. Maşallah çok güzel biniyorsun. Evet. İşimiz var. Köpekler de iyi kovaladı seni. Evet. İsim neydi? Hüseyin abi. Hüseyin kardeşim. Beraber mi bakıyorsunuz sen öyle? Biz geleceğiz diye bir göz kulak oldun. Sizin için geldim abi. He bizim için geldin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ olun. Beraber komşu. Evet, komşu arkadaşım, kardeşim. At da güzelmiş, iyi de kaçıyor ha. Evet. Evet abi. Senin mi arkadaşın mı? Arkadaşım. Maşallah. Çok. Köpekler de peşinden gerçekten güzel bir görsel verdiler. Evet, evet çok güzel. Sende ne var Hüseyin? Büyükbaş abi. Ney? Simental. Simental abi. Karışık mantolan, simental. Rabbim daha çok bereket versin. Kaç abi. Tane? Sağ ol abi. 30-40 tane var abi. 30-40 tane var. Allah daha çok versin kardeşim. Bırakmayın hayvancılığı aman aman. Yoksa biz İstanbul'da, affedersin, zaten şu an kilosu 500 liraya dayandı. Evet. 1000 liraya yeriz herhalde. Zaten Sinan Bey biz küçüklüğünden belli. Babam gel yürüyelim abi. Tabii. Buyur. Teşekkürler Hüseyin. Tamam. Bu işe babam 15 koyunla başlamıştı 2000 yıllarında. Biz küçük çocuktuk. Biz bu hayvancılığı yürüterek, yaygınlaştırarak şu an 500 hayvana çıkarmıştık. Şu an biraz kurban bayramı geçtiği için sonbahar geldiği için biraz azalttım.
Yani biz 2020 yıldır küçük başla uğraşıyoruz. Ne yaptıysa küçük başla sayesinde yaptık. Yani babam 15 koyunla başladı. Çok şükür Allah'a bugün yani sürümümüzü çoğaltıp 405 lira kadar çıkardık. Eskiden yok, daha fazlaydı. Eskiden yoktu. Yani biz 15 hayvanla başlamıştık babam. 15 küçük başla hayvanla başlamıştı. Fakirlikten tabii, tabii, buralara geldiniz. Tabii. Ay yani maşallah. 20 yılda yani hayvanımızın sürüsünü sayısını artırdık. İşte bazı bir şeyler oldu. Yani emekli, zahmetli iş. Meşakkatli iş. Ama yaptıkça da kazandıran bir iş. Yani hayvancılığın bırakılmasın. Herhalde küçük baş hayvancılık. Yani bir de şimdi şu sıkıntılar çok zaten. Küçük baş hayvancılıkta bu çoban sıkıntısı çok aşırı yaygın. Yani çoban bulunmuyor. İster istemez biliyorsun bir de köylere kız da verilme düzeni yok. Yani sorma. Yani, burada da var mı o ya? Genelde çobana vermiyorlar. Gençlerimiz köylere evlenemiyor. Kızlar köylere gelmiyor. Gelmeyince de mecburen şehre gidip bir işe asgari ücretle çalışmak için bir işe girmek zorunda kalıyoruz. Bu da ne yapıyor? İşte hayvancının bitmesine sebep oluyor. Gençler gidiyor. Yaşlarda bir saate kadar, bir güne kadar yapıyorlar. Bir yaşa kadar yapıyor. Ondan sonra hayvancılık tükeniyor. Ama şimdi Kemal abim, sen dedin ya 15 koyunla başladık. Evet. Buralara geldik maşallah. Çok şükür. Şimdi evet, şehre evet. Gidip inan bu kadar sürede senin anlattığın gibi yapamaz. İmkanı yok, yapamaz. Ya bir şimdi bir hani hepimiz çalışanlar da biliyoruz hani herkes emekçi ama bir aylıkları tabii geçim ev kirasıydı, şuydu, buydu derken tabii geçinmek zor. Yani bir artırım olmuyor. Sadece hani herkes kendi gücünde yettiğince işte bir şey yapmaya çalışıyor ama hayvancılık tabii zor bir iş, meşakkatli bir iş. İnsanı yıpratıyor, üzüyor ama zamana kazancı da güzel oluyor. Şimdi aklıma bir şey geldi. Televizyonda bir haber duymuştuk. Evet. Çorum'da aslan gözüktü diye. Ha, öyle bir şey duydum. Evet. Sen duydun mu bunu? Duydum ama... Nerede oldu? Vallahi biliyor musun? Şimdi tam yerini bilmiyorum. Sadece duydum ama şimdi duymayla kaldık. Hatta ayı geldi bir ara. Bundan 3 yıl önce şu karşıki dağlara ayı geldi, ayı göründü dediler. Ama tabii görünür oldu da nereye gitti, ne yaptı bilmiyorum. Ama kurt çok. Kurt çok. Kurt, aşırı birçok kurt var arazide. Kimileri kurt der, kimileri canavar der. Biz kurt diyoruz. Özellikle bu sene, bu senelerde biraz daha fazlalaştı diyorlar. Doğru mu? Evet, doğru. Şimdi kurt... Şimdi dağlarda işte insanlar azaldıkça kurtlar şuna buna çok, domuz çok, kurt çok. Çok aşırı bir şey var ama tabii devlet tutuyor mesela domuzları yesin diye salıyor. Arazi. Onlar da ne yapıyor? İşte bizim koyunlara, kuzulara dalıyor. Senin başına geldi mi daha önce? Kaptırdın mı? Daha önce kaptırdım evet. Şimdi koyunu gören kurdu görür diye bir laf var. Hani atasözü. İlla ki koyunu gören kurdu görür. Kaptırdık. Ha çok şükür öyle büyük bir zayiat vermedik ama birkaç tane aldı, boğdu, yedi. Nasıl oldu abi? Nasıl oldu? Şimdi bugün hayvan otlatıyordum. Yağışlı bugün. Yağmur var. Tabii Allah yağmurlu. Allah. Zaten kurt bulanık havayı sever derler. Yağışlı havada böyle karşılık arazilerdeydim. Hani köpekler, 3 tane kurt gelmiş. Köpekler birini aldı götürdü, ikisini göremedik. İkisi, ben de yalan yok. Köpeklerin peşine şey yaptım, hani kurdu gördüm diye. Hayvanlar da kalabaydı, dağınıktı. Arka taraftan birini almışlar kurtlar. Sonradan işte yukarı araziye çıktı, akşam köye dönerken gelirken leşini bulduk. 4 ayağıyla bir kellesi kalmıştı. O şekilde verdik yani. Böyle oldu. Kaç senedir çobansın? Vallahi 20-25 yıldır çobanım. Kendim 35 yaşındayım. Gittiğim yerlerde sorarım abi. Şimdi rekoru kim kırdı diye merak ediyorum. Ben 35 yaşındayım. Kaç tane verdirdin ömründe? Ömrümde mi? Vallahi şimdi ne yalan konuşacağım. 30-40 tane olmuştur herhalde. 35 tane. Yani o az bir şey değil. Senede bir desen. Ha yani öyle bir çok şükür. Öyle yani, aşırı bir kırdırma bir şeyimiz olmadı. Tek seferde kaç tane verdirdin? Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir şey değil abi. Sen güzel çobansın o zaman. Bir tane verdim. Ya da senin burada kurt yok. Ya şimdi zaten biz arazi ovada vermiyoruz. Dağda kırda veriyoruz. Hatta bizim önceden bir arkadaşımız var. Beraber dağda yatıyorduk. Biz gece arazide kalıyorduk. 10 tane köpek ama o zaman 700-800 tane hayvanımız vardı. 2 kişiyiz. Sabah akşam o kadar bir sahip çıkıyorduk. Giderken gelirken sahip çıkıyorduk. Yine alıyorduk kurt. Hmm. Yani öyle bir haşeri kurtlar vardı önceden. Ha şu son yıllarda dağda var kurt ama ovalarda pek fazla görmüyoruz. Bir de köpeklerimiz daha iyi. O zaman bu köpekler var. Tabii. Evet. O zaman verdiğinde bunlar yoktu. Bu köpeklerim yoktu. O köpekler biraz daha şeydi. Yani kurttan bir kanlamıyordu. Ama bunlar kurdu yalan 2-3 kilometrede görse kokusunu alıyorlar. Şimdi bak sende akbaş tarzı bir köpek de var. Akbaş var. Evet. Diğerleri de böyle biraz da kangal tarzına dönük köpekler. Tabii evet. Hangisinden daha çok verim alıyorsun? Kangal tarzı olanlar daha çok. Kangallardan. Evet. Kurt boğulmuşluğu var mı bunların? Yakaladılar, öldürdüler.
Yakaladılar, öldürdüler. Ya boğdular. Tabii canım. Vurma falan yok değil mi? Birebir kendileri. Yok, birebir. Hayvan biraz şeydi. Yani öyle 3 yaşlı değildi ama 1 yaşında ufak bir şeyde yakaladılar. Ha, genç bir kurt. Tabii genç bir kurt. Genç kurt. Hı-hı. Kaç köpek? 5 köpeğim var. 5 köpek yakaladı. Evet. 5'i birden. Yani teke 5. Tabii. Zaten bu çoban köpekleri genelde anlaştığı sürece bir hareket ederler. Ekip. Tabii ekip olarak ederler. Ekip ama harici zaten teke tekte boğması. Zaten hani oradan buradan gelme köpek olsa o onunla zıtlaşır, onunla zıtlaşır, bir verim alamazsın ama hepsi bir yetiştiği için hani hayvanla devamı aynı evde olduracak gelip gittikleri için bir de analı yavru içli dışı olduğu için birbirine çok sahip çıkıyorlar. Mesela at kovalarken de gördünüz ekipçe gidiyorlar. Sen genelde köpeklerini kardeşli aileden mi seçiyorsun? Tabii. Onlar mı iş yapıyor? Tabii şimdi mesela anası çivileştiriyorum, hayvanla yavru alıyorum, yavruları büyütüyorum. Anasının yanında eğitiliyorlar. Mesela benim bu beyaz dişi köpeğim var, beyaz kahverengi olan. Onlar şimdi anaçtır. Onlar yetiştiriyor. Yanında mesela onu kurdu biliyor, her şeyi biliyor. Ona göre yanında yetişiyor hayvanlar. Yetiştiği için de öyle alışıp gidiyor hayvanlar. Hem birbirine sahip çıkıyorlar hem de sadık oluyorlar. 3-4 yıl oldu. Böyle bahar bir günü yağmur da başladı. Bizim bir öbür taraf Alagüney dediğimiz mevki var. Çaldaş büyük bir dağımız var. Bahar Nisan 15-20'si gibi koyunları aşağıdan yukarı saldım ama koyuna zapt edemiyorum. Kalabalık bir koyun. Tuttuk oradan işte benim yaşlı bir kancığım vardı. Dişi köpeğim vardı. Hayvan kurdu kovaladı. Önünden kovaladı. Tekrar ormanın içi arkasına dolandı. Ben de hemen köpeklerim de yok. Bir tek o köpek vardı o gün. O hayvan da yaşlı olduğum peşine gidemedi. Hemen şey yaptım. Arkasından dolandım. Kurdu gördüm. Kurt bırakmıyor. Üzerinde herhangi bir şey yok. Ondan sonra neyse hayvanları baktım artık aldıracağım. İki tane kurdu oldular. Oradan kovala, buradan kovala. Hayvanları hayliyorum, şey yapıyorum. Bir tek dişi köpeği, onlar da şey yapmıyorlar. İki tane oldular. Dişi köpek de gidemedi üstlerine. Ondan sonra neyse koyunları falan topladım. Köye doğru geliyorum artık. Kurt peşimi bırakmıyor. Bizim Atiz dediğim bir mevki var. O mevkiye çıktım. Köyde bir 3-4 kilometre kaldı. Kardeşimi aradım. Böyle böyle hemen koyunun yanına geldi. Kardeşim gelene kadar tabii ben de koyunları boyunca köye yaklaştırıyorum. Kurtlar bırakmıyor peşimi. Köpekler yok. Ondan sonra neyse artık koyunun üstünü aşağıya yıkayım dedim. Toplayayım dedim. Arkadan kurdum biri koyuna daldı. Hemen yerden taş aldım atınca kurda vurdum. Kurdu vurunca iki taklat taşı bıraktı kaçtı. Bir 50 metre gidiyor. Önümde taşla kovalıyorum kurdu. Benden de kaçmıyor. Yani gidiyorum kovalıyorum benden de kaçmıyor. Silah yok bir şey yok üzerimizde. Ondan sonra neyse 2-3 kilometre biraz kovaladık. Kovaladıktan sonra da geri birader gelince ondan sonra aldık köye getirdik hayvanı da kurtardık. Sen taşına vurdun yuvarladın ha? He taşına vurunca iki taklattı. Hani o anki ya işte hayvanlar dalıp da o anki can azmı var yani derler ya mal canı yongası diye. Evet. Yani o yüzden o anki can şeyle atınca iki taklattı kurt. Ama yine bırakmadı ya. Yine bırakmadı yani. Hayvan gidiyor kovalıyorum. Elimde değnekle kovalıyorum. Geri geliyor. Yani ama iyi denk getirmişsin. Çok denk getirdim. Yani ben bile şaşırdım. Diyorum ya o zaman işte elimde kamera mamera şey olsa da çekseydim o an. Kafaya mı geldi? Yok kurdun atınca tam döşün oraya geldi de. Yani kurdun hatta şurasında beyaz bir işaret vardı. Allah Allah. Anının şakağında. Ne renkti abi? Sarım. Sarı turan şöyle açık sarıydı. Sizin burada da bazı yörelerde diyorlar siyah kurt gördük, beyaz kurt gördük. Var mı böyle siyah renkli? Siyah kurt, beyaz kurt görmedim. Beyaz kurt yok. Belki siyah kurt olabilir de beyaz kurt hiç görmedik. Görmediniz. Sinan Bey yok. Normalde bizim buradaki kurtlar böyle kahverengi sağ. Bozkurt dediğimiz mi yoksa? Bozkurt da normal kır bozkurt kurtlarını gördük. Öyle çok bir aman büyük kaba bir kurtlar da değil. Normal işte benim buradaki akbaş var ya. Evet. O köpek ebatlarında orta boylu bir küçük. Çok kurtlar. Büyük yok. Çok büyük bir kurt yok yani. Yani normal bir teke tek bir köpek tutsa boğar yani. Normal koyuncunun bir köpeği, kangal bir köpek tutsa boğar yani. Oh, my God.
Atınan böyle şöyle bak. İyi. Gel. Yanımızda Veli abi de var. Babam. Kemal'in babası. Evet. Senelerin çobanı. Evet. Haliyle hep beraber yan yana gelince karaçaydanlık, çay, çobanlar. Heh. Bir de ben. Kurt hikayeleri olmadan olmuyor. Evet. Şimdi Veli dayı. Kurt hikayesi, çoban adı dayı. Onu da kurt hikayesi olmaz mı? Tabii. Şurada hemen mikrofonu ben sana doğru tutacağım. Şimdi biz Kemal'le beraber bir iki maceralarını dinledik. Evet. Kurdu taşla bile kovalamış adam. Evet, doğru. Sende de var mı böyle şeyler? Bende olmaz, bende ayırım. Kemal senin oğlun. Sen evet. O taşla kovaladıysa... Bende deli anam kovalamışsındır. Bende deli anam kovalamışsındır muhakkak. Hangisi benim abi şimdi? Hangisi Nazım abi? Koyunu güden illaki kurdu göre yani. Bir de şimdi arazilerde hayvancılık azaldıkça, kuşbaşı azaldıkça dağlarda kurtlar daha da çoğalıyor. Domuzlar şuna buna vahşi hayvanlar çoğaldığı için. İsterse hayvanlar arazide aç kaldığı için kuşbaşı hani alması çalması daha kolay oluyor kurdu için. Basit oluyor. Büyükbaşa gidip de saldırıp da hani onu yiyemez. O boynuzuyla şimdi böyle büyük hayvan, iri hayvan olduğu için kendine isterseniz koruyor ama küçükbaşın bir koruması yok. Evet. Küçükbaş hayvan şöyle hıtlahtan tuttuğu zaman istediği yere götürür kurt. Çok ürkek bir hayvan değil mi? Çok ürkek bir hayvan, bir de çok kolay bir hayvan, yenilebilir bir hayvan. Hıtlağından tutar kurt, şu alt çeneden tutar kırıktan, alır istediği yere götürür. Sonra Veli dayı, anlat bakalım. Başından var mı senin geçen? Küçükbaşın derisi yok olduğu için onun düşmanı çok doğru. Derisi yok ya, hemen kurt tuttuğunda hemen yara açar. Büyükbaşa yara açamıyor ki. Evet. Yara açamayınca... Büyükbaşı yıktıkları olmuyor mu burada? Ben gittiğim yerlerde ya, duyuyorum şimdi büyükbaşı yıkıyor. Büyükbaşı, şimdi şu kalabalığı yıkamaz ama tek olsa yıkar. Kalabalığa giremez. Tabii, giremez. Kalabalığa girdim, kurdu zaten bu mumarların hepsi birbirine parçalara kurdu. Hemen tekledim miydi, kurt evirir, çevirir onu, yara götürüyor, yıkar, yer. Öldürüyor. Göğsünü arka memeden açar. Oğluna sordum bu zamana kadar kaç tane kaptırdın diye. Senin yaş kaç? Benim şimdi yaş 60. 60 maşallah. Rabbim daha çok uzun ömürler versin. Aynısı yeter. Şimdi yaşlar yaşlı. Şimdi sonra daha yaşlı yaşlı. Öyle deme ya, bak gavurları görüyor 80 yaşında ülke geziyor adamlar. Yani biz Türkiye'de çok çekiyoruz. O yüzden erken gidiyoruz ayrı konu. Biz fazla yıpranıyoruz. Yani fazla yıpranıyoruz. Evet. Ya inşallah uzun yaşarsın, sağlıklı yaşarsın. Hayırlısı inşallah. Ayaktan düşürmez ya Rabbim. Önemli olan o. Ela hoca düşmeyelim. Elden ayaktan düşmeden kimseye muhtaç olmaz. Tabii. Bütün temennim. Yani sağlıklı sıhhatli yaşarsın. Öyle yaşadıktan sonra 1000 sene yaşarsın. Öyle yaşasam keşke. Aynen öyle. Şimdi şu küçük durumu gibi böyle yaşasam iyi. Hemen Yeli Hoca düşünce bakan olmaz, görür olmaz. Bu zamanın çay geçti adamı bakmıyor bile. Ehtiyarlar kötü. Senin oğlan bakar. Belli olmaz. Atıyorlar yurda, yurtta kalır olacak. Yurtta da bakalım lan. Ne olacak? Ya öyle deme. Yok, ya. Yok. Sen köy yerinde öyle çok nadir çıkar. Ya köy yerinde de nadir. Ben duyuyorum ben, da köy yerinde. Yok kendine göre. Çok nadir çıkar. Ataya, evet. Babaya, dedeye saygılılardır. Yine de köy yeri de yine iyi. Görenek, böyle. Görenek. Yani gelenek, görenek. Tabii, köyler iyi. Şehir yerinde de var, ona da demeyelim de biz ama şehirde birçok kültürümüz kaybolmuş maalesef. Çok kaybolmuş. Maalesef. Şehir kaldı, iş bitti. Şehir kötü. Yani yine köyde birbirine çekimsel oluyor. Anayı babayı bile sonra babasından nasıl mesela benden oğlum nasıl görürse onu da yiyor. Devam oğlu yazalım. Görüyor, devam ediyor. Aynı sen de... kurt olayına gel. Yani kurt olayına. Bu şeyler bitmez. Evet. Vallahi kurt olayı işte ben o kadar da var kurtum. Ben de kurt pek benim de orada kendi kurtum da orada bu kurt almaz. Ha bundan alayım bak. Öte çocuk ne almazdı bundan çok alıyordu. Ya bu bundan da fazla almamış. Şimdi ben neleri gördüm. Ya olsun. Yani 80'i duydum, 100'ü duydum, 150'i onlar duydum. Şimdi o şöyle ağla girer kurt. Çalmana girer öyle olabilir. Davarı böyle böyle ya şu kepçeyle gelen adam geçen sene Karel'den davarı bir de böldü kurda kırdı. Evet. Evet. Daha da bıraktı. Ya haber yok bölmüş gibi. Davar bölmüş. Bir de duyduk ya kurt kırmış davarı. 40-50 tane az da değil. Evet. Tamam. Valla. Bu da geçmiş olsun. Işte, o, aynen. Hayvanı bölmek derdi. Efendim abi. Sen denk geldin mi burada öyle? Bak ben Sakarya'da bir olaya denk geldik biz. Bir ay içerisinde 8 tane ineği yedi kurtlar. 8 inek ne demek biliyor musun? Evet hani öyle. Ya ben geçen sene dağda yaptım abi. Normalde hep böyle arazide gidiyordum. Bir geçen sene geldim. Onu da mala saldırmaz yani. Köpekler gördü, ovaladı. Köpekler geldi, ovaladı. Evet. Gördün ama. Gördüm abi. Ya büyükbaşa zaten çok nadir gelirler. Alıştırmayacaksın. Alıştı mı geliyor? Aynen öyle abi. Şeye de oluyor öyledir ha, küçükbaşa. Şimdi küçükbaşa abi, büyükbaşa abi, da şimdi... Devam et. Alıştırmadan derken abi şimdi illa ki bir hayvandan kurt çobanı gevşektir
ya da ne bileyim köpekler çok gevşektir. Hani kurda bilmez, anlamaz. Çobanla biraz işi önemsemezse, biraz gevşek bırakırsa kurda onun peşini bırakmaz. Ama şimdi köpekleri sağlamdır, çoban işten anlayandır. Mesela hayvanları dağıtmaz, bölmez, toplu güder, ne bileyim nereden ne geleceğini fark eder. O adamdan kurt kolay kolay alamaz. Ama kurt. Sen 5 köpeğin var dedin. Evet, 5 köpeğim var. Kaç koyun var? Şu an 250 hayvanımız var. 250 koyun var. Evet. Var 5 köpek yetiyor değil mi? Yetiyor. İyi. Yetiyor. Şimdi zaten bize çok şu zamanlarda dışarıda arazide kalmıyoruz. Yani önceden bundan 5-10 yıl önce şeyde arazide yatıyorduk, dışarıda dağda şimdi yatıyorduk. Şimdi yatmıyor musun? Şimdi yatmıyoruz dağda. Sabah saat işte 5'te çıkarıyoruz. Akşam 9'da 10 gibi eve gidiyoruz. Gündüz sadece arazide kalıyor. Hı, sebebi ne? Ya şimdi hayvancılık azaldı. Küçükbaş hayvan köyümüz azaldı. Arazi yaylım bol. Yani iki köyün arazisi bizim hayvanımıza bakıyor. Yani gerek duymuyor. Hayvana doyuyor. Doyduğu için de gerek görmüyoruz. Hmm. O yüzden böyle devam ediyoruz. Yaylım ya, şey iyi. Tabii, güzel de yağmur yağdı bu sene. Yağmur da yağdı. Çok şükür suyumuz da bol, otumuz da bol. Bu zaten oldu çünkü... arkadaşlar arka tarafımız ufak bir dere var. Üstü yosun kaplamış. O yüzden evet, çekmek istemedim. Irmak. Balık falan da var buralarda. Tamam, balık, su da bol. Su da bol, şey balık bol. Evet bol. Ya bizim Karadeniz'de, burası da Karadeniz iklimi, Çorum. Evet. Sulak zaten, bunu söylemeye gerek yok. Aynen. Çok şükür bizim buralarda ot eksik olmaz. Çok tabii şükür. Rabbim kuraklık vermesin. Amin amin, evet. Ya olursa sıkıntı oluyor her tabii, yerde. Oluyor. Tabii, ama tabii. Yani bizim buralar diğer yerlere nazaran biraz daha otlak. Bizim buralar biraz daha, bizim şu, bu bölge var ya, bizim buralar yağış olmadan daha iyi buralar. Yani, o kadar verimli oluyor. Hmm. Bunun altı su yani. Şimdi bak, buranın metre, altı su. Tam 10 metreden su çıkıyor. Allah Allah. Allah. 10 metreden su çıkıyor burada. 10 metre tabii canım. 10 metre. Çok su bakmış ya. Şu yuvarlarda. Hatta burayı... bizim şurada bir 30 dönüm yakın bir arazim var, şu ha, kamyon şurada. Orada. Kendinden gayret evet. Su kesti yani. Su. Hendekler su dolu. Doğru bu sene bu da verim alamadı. Direkt. Babam benim oğlanla beraber koyun mu diyorlarmış işte. Bir tane domuz. Ya, büyük bir domuz yavru yapmış. Hayvanlar o zaman ekin senesiydi. Ekin içinden hayvanlar çıkar diyor. Benim 5 tane köpek vardı. Hatta birine bu arkadaşa verdim, o köpeğin birini. Orada domuzu kuvaraya, muhalaya, evire çevire boğmuşlardı. 5 köpek ama hatta videosu da vardı. Facebook'ta da paylaşmıştı. Videoyu bulamamış değil mi? Videoyu bulamamış. Yani köpekle yakı gibi yapışık, koç. Belki domuz inek kadar var. Yani, o kadar büyük. O kadar büyük. Bir saat boğanca boğabildir hayvanı. Öyle bir yiğit bir hayvandı. Biz orada koyun otlatıyorduk. Kaç kilodur o domuz? Vallahi canlı 250. 250-300 kilo varmıştır. 400 olmaz canım. Yani çok iyiydi yani. 400 ise helal. 250 falan 250 vardır. Varmıştı. Yiğit yani. Bir, normal bir düve kadar vardı. 1,5 yaş düve kadar. Vay yiğit be. Bir hayvandı yani. 200-250 çünkü duydum o 200 kiloluk ama falan tek, duydum. Ama tek bir domuzdu. He. Tek bir domuz. Ona azılı diyorlar. He, azılı, tek bir domuz. Azılı, onlar büyük oluyor. Yani çok büyüktü. Hani hayvanlar işte diyorum ya, ben birlik beraberlikten güç doğuyordu. Köpekle bir evin analı yavru kardeşi olduğu için hepsi beraber yapıştılar, bırakmadılar. Azılıyı boğdular. Azılıyı boğdular. 25 yıldır bu işin içindeyiz. Yani çok kurt da gördük, domuz da gördük. Yaşını yağmurunda gördük. Acısını çilesini de çektik. Yani yıllarımızı verdik. Yani çok şükür Allah'a. Verdiğimize değdi mi değdi. Emeğimizin karşılığını almaya çalıştık. Gençliğimiz, çocukluğumuz, yıllarımız bunun içinde geçti. Hayvancılıkla bu dağlarda. Şu gördüğün dağlarda adamımızın değmediği yer kalmamıştır. Şu tepeden aldı karşıki tepeye kadar. Daha burası 3'te 1 yani. Bizim o tarafa demiyorum. Burası evet. Daha Güvenli, Akpınar, Amasya'ya geçiyor. Şu taraf Amasya bölgesine geçiyor arazi. Yani yıllardır işte bak, babadan oğula, oğuldan çocuklara devam ettirmeye çalışıyoruz. Ne kadar gider, ne yapar bilmiyoruz. Yapmaya çalışacağız ama işte hayvancılık, küçükbaş hayvancılık çok sıkıntılı. Yani para etmiyor. Yani şimdi mesela maliyetler yükseldi. Bir yemin torbası 400-450 lira olmuş. Kesen parası 170-180 bin lira. Evet, herkes yani, aynı sıkıntı. Yani gel de bu iş içinde çık. Damızlık artık bitme noktasını, daha doğrusu yani bitti. Koyun zoru bitiyor. Bitti yani. Çünkü neden? Bir koyun şu an 4 lira, 5 lira. Boş bir koyun 4-5 lira. Ancak satamıyoruz bile. Zaten benim koyun kuzulayıp da yavrusunu besleyeyim, satım çağına getireyim demem, bana 3000 lira maliyeti var. 3500 lira maliyeti var. Yani kuzuyu anaç koyun yiyor. Abi peki bir şey söyleyeceğim. Her yerde gittiğimiz mesela bu sıkıntıları anlatıyorlar. Evet. Sizce çaresi nedir? Vallahi bizce bunun çaresi nedir? Küçükbaş hayvancılığa daha önem verilmeli, teşvikleri artırılmalı. Ne istiyorsun mesela? Önem verelim derken fiyat mı yükselsin? Et fiyatı mı yükselsin? Tabii et fiyatları yükselmesi lazım ama şimdi et fiyatları yükselirken ben et fiyatı yükselsin demiyorum. Maliyetim düşsün benim.
Senin yani yem maliyetleri. Tabii benim mesela şimdi örnek veriyorum. 450 liraya yem torbasını alana kadar 50 kilo bir yem 450 500 liraya alana kadar 300 liraya alayım ben de eti 150'ye satayım, 130'a satayım. Ha ben şimdi burada ben et para yapsam da ya tüketiciye düşünmek lazım. Evet. Mesela bizim işte amcamız, dayımız, şunumuz, Çorum'da mesela işte şehirde yaşıyor. Şimdi o adam da benden bunu 200 liraya örnek veriyorum kasabanın 400 liraya satacak ama 500 liraya satacak. Yazık. Ben onların da öyle pahalı almasını istemiyorum. Ama benim maliyetim düşsün. Benim etim de yerinde sayesinde önemli ama benim maliyetim düşsün. Bak bir gün çoban parası, bugün bir çoban tutsam 20 bin lira maaş var. Evet. Yani ben 20 bin lira ona vereceksin. Yemiydi, samanıydı, işçiliği, şunuydu, buydu. Yani koyunculuk her zaman içeri giriyor. Koyunculuğun şu an, şu son yıllarda, son 2-3 yıldır artı bir kazancı yok. Eskiden iyiydi, eskiden... Bu sene biraz belki, biraz hareketlendi diyebiliyorum. Bu sene, ben. Ya şu geçen yılla bu sene aynı. Hiç hareketlenmedi. Allah Allah. Fiyatlar aynı. Geçen yıl da aynıydı, bu yıl da aynı. Yani değişen bir fiyat olmadı. Hmm. Yani 180 lira. Geçen yılda işte 180 liraydı. 150 liraydı. İşte bu yılda 180 lira. O civarda bandında seyredi ama geçen sene yemişte örnek vereyim 370-380 liraya alıyorsak bugün de 400 lira 450 lira civarında bandına çıkıyor. Vallahi abi inşallah düzelir her şey. İnşallah düzelmesini isterim. Yani çünkü yoksa büyükbaş olsun küçükbaş olsun hayvancılık sıkıntıya gidiyor. Evet. Her zaman siz burada sıkıntı yaşıyorsunuz. Biz de mesela büyük şehirlerde sıkıntı yaşıyoruz maalesef. Ya zaten ya bunun çaresi nedir? Şunu Sinan Bey lafınızı kesiyorum. Kara make-up'lı olmazsa kravatlı şehirde yaşayamaz. Kara make-up'lı dağda gezecek ki kravatlı şehirde rahat yaşayacak. Bunu unutmayın. Doğru söylüyorsun. Köylü olmadığı sürece şehirli olmaz. Köylü milletin efendisidir. Aynen öyle. Köylü hayvancılık yapacak. Köylü tarım yapacak. Köylü ekini mi buğdayını mı üretecek ki hakkınca köylü kazanacak ki şehirli de rahat etsin. Köylü olmadığı sürece şehirli olmaz. Kim olursa olsun bu. Doğru söylüyorsun abi. Çünkü biz bak 10 yaşında, 5 yaşında çocuğumla bir sıcağı anında koyunun, kuzunun peşindeyiz. Tarlada ekin ekmeğin peşindeyiz. İyi kardeşim ben kazanamıyorsam ben bu yıl yaparım, bir dahaki yıl yapamam bunu. Doğru söylüyorsun. Ben yapamadığım sürece bugün 7 liraya aldığım bir ekmeği yarın 15 liraya alacaksın. Evet. O yüzden köylü derim ben. Köylü her zaman elini tutmak lazım. Kemal abim, Veli abim, Hüseyin. Çok teşekkürler. Allah biz razı teşekkür olsun. Ederiz. Çayınız da çok güzelmiş. Yarasın şundaki çayın tadı hiçbir şeyde yok. İnanın büyük şehirlerde veya kafelerde gidin. En büyük restoranlarda, en güzel restoranlarda, en lüks yerlerde için şunun tadını bulamazsınız. Evet, aynen. Aynen. İstediğim neyse bulamazsınız abi. Tadını bulamazsınız. Bu neden böyle tatlı? Sohbetinden mi tatlı? Bu, közden mi tatlı? Közden. Çaydanlıktan mı tatlı ya bilemem şimdi, ama bu çaydanlığın tadı farklı. Bu sohbetinden tatlı, odunundan tatlı, közünden tatlı, sinen isinden tatlı. Şu anki verilen emekten tatlı tatlı yani. Vallahi tüm koyuncu arkadaşlara selam söylüyorum. Herkese kendine iyi bak. Ama dediğim gibi küçükbaş hayvancılığı devam ettirelim. Birlik beraberlik içinde çalışalım, çabalayalım. Koyunculuğu en üst safhalara getirelim. Yeter ki işte demek istediğim emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çorum'dan. Köyün adı neydi? Karahisar Köyü. Karahisar Köyü'nden herkese selamlar, saygılar. Hoşçakalın. Hadi şöyle git bakayım. Gel.